Evet, yangında ölü sayısı 25'e çıkmış. Olmaz arkadaşlar. Bu yangında ölü sayısının 25'e çıkması da bir tuhaflık var. Açık söyleyeyim, bir tuhaflık var. Çünkü ne olabilir arkadaşlar? Yani alt katta bir bina var. 2 kat altta bir apartman dairesi. Görüntüyü vereceğim size. Şu anda tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da olay yerinde gerek itfaiye, gerek polisimiz, gerek arkadaşlarımız devam ediyor. Efendim yeni geldik, itfaiye yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde gerek... Sevgili izleyiciler, yani bu kabul edilebilecek bir şey değil. Gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil. Nedeni şu, gece kulübünde yangın faciası. Gece kulübü ama gündüz kulübünde 25 kişi hayatını kaybediyor arkadaşlar. 25 kişi. Yani buranın isterseniz yani dezenformasyon olmayacak ama açıklamaya çalışayım. Çok büyük ihtimalle burası sevgili izleyiciler tamir falan diyorlar ama bir tamirde o içeride 30-40 kişi olmaz. Ya da başka bir şey var. Burası mültecilerin, kaçakların ya da göçmenlerin kaldığı bir yer diye düşünüyorum. Burası gece kulübü olmasının dışında bir kumarhane olduğunu düşünüyorum. Burasının bir ancak tekstil atölyesi olduğunu düşünüyorum. Ya da burası bir uyuşturucu merkezi diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya burada bir tuhaf var. Yine başka bir şey söyleyeceğim. Bir apartman dairesinde ki İstanbul'da çok o açıdan söyleyeyim. Türkiye'nin dört bir tarafında var. Apartman dairelerinin altında iş yerlerine ruhsat verilemez. Gece kulübü ruhsatları emniyete tabi arkadaşlar. Belediyelere tabi değil. Önce onun altını çizeyim. Valiliklere tabi. Benim merak ettiğim olay şu. Bu sözde gece kulübünün ruhsatını kim verdi? Bir iddiaya göre 2018 yılında şimdiki İçişleri Bakanı İstanbul valisi iken kendisinin verdiği söyleniyor. Ali Yerlikaya imzasıyla verildiği söyleniyor. Bir iddia bu. İkinci bir olay. Burası belediyeden bir tadilat izni alındı mı ve belediye o tadilat iznini nasıl verdi? Çünkü veremez normal itibariyle. Bir binanın iskanı iş yeri olarak düzenlenmemişse bodrum kat çünkü orası verilemez ve bunun gibi İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce binlerce iş yeri var arkadaşlar. Tekstil atölyelerinden tutun eğlence, kafe, barlara kadar ve aynı zamanda başka şeylere kadar. İnşallah bu bir örnek olur ve bu tür yerler acilen ve derhal kapatılır. Aklım, mantığım almıyor arkadaşlar. Yani bir gece kulübünün tadilatı gerekçesiyle gündüz kulübüne dönüştürülmüş bir yerde 25 kişinin ölmesi, onlarca kişinin yaralı olması akla, mantığa ziyan, yani kabul edilebilecek diye şey. Ya bunu biliyorum Atilla. Kenarda patlamış, sahne kenarında patlamamış. Ne olur arkadaşlar patlama? Bakın eğer bu işin içerisinden başka bir şey çıkmazsa hiçbir şey bilmiyorum. Ve burası bir kumarhane, bir tekstil atölyesi ya da mültecileri otel gibi kullandığı bir yer değilse yine hiçbir şey bilmiyorum. Benimki sadece bir şey. Ne? Gece kulübü mü diyor Sedef? Öyle yapılan açık. İstanbul Valiliği öyle açıklama yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 7'ye çıkmış, 27'ye çıkmış ölü sayısı. Bunlar kime hizmet ediyorlar biliyor musun Onur? Bunlar kendilerini ROK gibi devlet sanıyorlar. Geçmişte Cem Küçük gibi devlet sanıyorlar. Bunların hepsi troll arkadaşlar. Troll. Göreceksiniz, gün gelecek arkadaşlar, gün gelecek, gün gelecek. Hiç öyle şey kaçarı maçarı yok arkadaşlar. Kaçarı yok. Bugün değilse yarın. Eninde sonunda hukuk karşısında hesap verecekler. Ve göreceksiniz, göreceksiniz en çok AK Parti'ye ve AK Partili kadrolara ve bu döneme hakaret ve küfür edenler onlar olacak. Aynen geçmişte Gülen cemaatine, bugünkü adıyla FETÖ'ye övgüler düzenlerin bugün sabah akşam, sabah öğlen akşam küfür ettikleri gibi onların da küfür ettiklerini göreceğiz. Ve yine çıkacağız, küfür etmeyin, edepsizlik yapıyorsunuz demek yine bize düşecek. Yine bize düşecek. Çünkü tercihimiz hukuktan yana olacak, tercihimiz etikten yana olacak ve meşruluktan yana olacak. Hiç kimsenin linç edilmesine, ben kendi adıma ben söylüyorum, hukuk dışında linç edilmesine ben en azından itiraz edeceğim. Kendi adıma söylüyorum. İtiraz edeceğim sevgili arkadaşlar. Bak yorumluyorum demiş ki yayını beğenin. Ya beğenin lütfen yayını sevgili arkadaşlar. Çünkü şunu biliyorum, ne kadar çok yayını beğenirseniz, ne kadar çok paylaşırsanız yayınlarımız o kadar çok izleniyor sevgili izleyiciler. Yaşar Kemal'in döküyor. Arzu CIA ajanı gibi. Bu ülkede camiden çıkıp insan yaktırdılar Ali Bey. Tülay. Bu ülkenin topraklarında linç kültürü var. Bu ülkenin topraklarında pusu geleneği var. Bu ülkenin topraklarında güçlüyseniz, haksızsanız haklı, haklı olanın haksız olduğu, güç sizde olduğu için bir gelenek var, bir kültür var, bir ahlak anlayışı var, bir yasa anlayışı var. Bu ülkenin topraklarında sizinkiler, yani kendinizden gördükleriniz yasa dışı işler yapıyorsa, gayrimeşru işler yapıyorlarsa, her şeyi kanuna uydurmuşlarsa, soyuyorlarsa, çalıyorlarsa, talan ediyorlarsa, ülkeyi soyuyorlarsa, devleti soyuyorlarsa, milleti soyuyorlarsa, sizdense sizden gördünüz diye görmemezlikten geliyorsunuz. Ama sizden görmediğiniz öteki olanın yolsuzluğunu, hırsızlığını büyütmek üzere kurulu. Onu görüp kendisini görmeyen, ben şöyle bir konu, ahlaksızlar ordusu dolu bu coğrafyada. Çünkü kendimize ait gördüğümüz ya da kendimizi oraya ait gördüğümüz yerdeki hiçbir kusuru görmüyoruz. Neden? Çünkü bir sözümüz var bizim. Kol kırılır, yen içinde kalır. Halbuki kanserli olur. Kol kırılıp da yen içinde kalırsa kol kanserli olur. Vücut kanserli olur. Ve toplum bugün aslında ahlak açısından da başka şeyler açısından da kanserli. Ya bu kanseri kesip atacağız, kanserli organı, ya da kanser tüm vücutumuzu saracak, hepimiz öleceğiz. Buna itiraz edeceğiz. Buna müdahale edeceğiz. Yani bir hukuksuzluk kime yapılırsa yapılsın, ister bir AK Partiliye, ister bir DEM Partiliye, ister bir MHP'liye, ister bir İYİ Partiliye, ister bir söyleyin CHP'liye, ister bir ateiste, ister bir dindara, ister bir Aleviye, ister bir Sünniye, ister bir Kürde, ister bir Türkiye, ister bir Suriyeliye, kim olursa olsun, ister bir Araba, kime haksızlık yapılırsa yapılsın, bizim tavrımız hakkın yanında durmak olacak. Bizim tavrımız mağdurun yanında durmak olacak. Ve bizim tavrımız o mağduriyeti yapana karşı olacak. Eziyet edene karşı olacak. Zulüm yapana, ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. 27 ölü. Beğenmeyen AKP'li olsun demiş. Yahudiler hariç de. Hayır, Yahudiler de arkadaşlar. Yahudilere de haksızlık yapılıyorsa ben Yahudilerin yanında duracağım. Kime yapılırsa yapılsın. Haksızlık bir Hristiyana da yapılsa, bir Müslümana da yapılsa, bir dinsizi de yapılsa, bir deisti de yapılsa. İşte o gün bu kültüre geldiğimizde, bu ahlaka ulaştığımızda, sistemi buna entegre ettiğimizde o zaman bu ülke güzel bir ülke olacak. Tabii ki güzel ülke olacak, yaşanılabilir bir. Eksikleri hep var olacak. Eksiklik zaten insanların gidermesi için. Eksiklik olacak ki gelişeceğiz. Eksiklik olacak ki değiştireceğiz. Yanlış olacak ki dönüştüreceğiz. Bunun için yani kısacası. Selin Maske diyor ki alt tarafı bir çiçek koklayıp, bir hayvanı sevip, birkaç insan tanıyıp, ibadetimizi yapıp gidecektik bu dünyadan. Nasıl kötü bir zamana denk geldik, ömrümüz zamana geldi ömrümüz diyor. İyi ki Almanya'da değiliz. 1940 değil, 44 değil. İyi ki Rusya'da değiliz. İyi ki İtalya'da değiliz. İyi ki Fransa'da değiliz. İyi ki Belçika'da değiliz. Faşizmin kol gezdiği Yunanistan'da değiliz. Bulgaristan'da değiliz. Romanya'da değiliz. Yani bir de böyle bakın değil mi? Hayata böyle bakın. Böyle bakın. Birinci Dünya Savaşı'nda değiliz. İkinci Dünya Savaşı'nda değiliz. Şehirlerin bombalandığı, insanların inançları üzerinden ve kimlikleri, etnik kimlikleri üzerinden, ideolojilerinden dolayı insanların fırınlarda yakıldığı bir dönemde değiliz. Böyle bakın bir de. Bir de tersinden bakın. Her şeye rağmen daha da ileri giderim. Gazze'de değiliz değil mi? Bir de böyle bakın. Yani evet, kötü şeyler var ama kötü olanlara göre iyiyiz. Bu gerçeği de unutmamak gerekiyor.